bunun üstündekiler alt üst değil mi? Alt üst set. Tamam, sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz yani hepimiz. Yani sıkıntı olmaz. Tabii ki tamam, diğer setler gibi, üst setler gibi olmaz. Hı-hı. Ama bu da biz kendimiz götürüldü, bizzat kullanıyoruz. Zaten aynen, diğer bisiklet de orada. Hani herhangi bir sıkıntı çıkmamış. Götürüldü diyorsun. Tamam mı bu? İndireyim mi? Vallahi he, olur. Paketleyelim hemen. Bir baksın yani, oluyor mu? Kahveyi alayım. Aslına bakarsan köy yollarında falan bu tekerin olması daha iyi. Teker daha iyi kanka senin. Aynen kanka, benimkiler daha şey ince. Bu incedir, gidiş açısından güzeldir. Aha, ama kaymadır, taş var. Aynen öyle. Yollar güzel değil. O konuda bu tekerlekler daha olmuş. Kesinlikle bize köy yollarından gideceğimiz için denesin yani. İlk başta bununla denesin. Denesin ya. Olmadı direkt lastik de verebiliriz. Yedekte de bunlar. Sende iç lastik var mı buna olacak? Var var. Tamam, biz çünkü iç lastik de alalım diyoruz yanımıza. Var, iç lastik var. Bir tur at. Yeah. So? Perfect. Yeah. Yeah. Cool. Tamamdır. It's okay? Yeah. Yeah, yeah. Normal düz yol için. Exactly. Moda göre mi ayarlayalım? Biz birkaç günden beri Kızıltepe Mardin arasında gidip geliyoruz. Kargolarımız vardı. Onları bekliyoruz kargolar gelsin diye. Remy'e biz İbo'dan bisiklet aldık ama birkaç tane aksesuar gerekiyordu. Onların siparişini de Decathlon'dan vermiştik. Bugün ihtiyacımız olan bütün malzemeler geldi. Yarın da buradan yola çıkıyoruz biz. Ve gelen malzemeleri de bisikletin üstüne taktık. Hatırlıyorsanız Remy'nin bisikleti çıplaktı. Yani şöyle bir bisikletti. Gidon çantası aldık Remy'ye bir tane. İki tane arka heybe aldık. Bagajı yoktu bunun. Bir tane port bagaj aldık. Sonra selesi bunun normal bir seleydi. Remy yanında gelirken böyle jel dolgulu bir kılıf getirmiş buna. Onu koydu. Jelli kılıf kendisinden mi getirmiş? Ha, kendisi getirdi jelli kılıf. Güzel ya. O daha rahatlatır sizi. Bu Ivo'nun hediyesi. Termos suluk. Sıcak soğuk tutuyor. Başka ne aldık? Kıyafetler aldık. Şöyle kıyafetler aldık. Şimdi onları da hemen 2 dakika açayım. O. Ta ta ta. Remy, tamamdır. Oo, tamam. Oldu. Tekili bitmişti. Geceleyin için çok avantajlı bir şeydir. Yani geceleyin fark edilmesi için falan. It's important for night. Hı-hı. Tamamdır. Şöyle verelim. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler. Bir yağmurluk aldık. Sonra bir tane pantolon aldık. Yağmurda ıslanmayalım diye. Bunların aynısını hem ben kendime aldım hem de Remy de kendine aldı. İkişer tane aldık bunlardan. Şu benim üstümdeki şişme monttan aldık bir tane. Şöyle bir şey. Bir de asıl önemli şey ne aldım ben arkadaşlar? Bakın şimdi. Ayakkabı kılıfı aldım kendime bir tane. Bunu böyle çorap gibi ayakkabının üstüne giyiyorsunuz ve sizi yağmurdan, rüzgardan koruyor tamamen. Bunu kullanınca göstereceğim size. Kullanışlı mı değil mi onu da göreceğiz. Shimano'nun aldım bir tane. Bunu 200 lira verdim. Tüp aldık. Bir tane ben kendime, bir tane de Remy'ye aldık. İki tane tüpümüz var şimdi yanımızda. Kendi yemeğimizi kendimiz pişireceğiz artık. Başka da bir şey yok. Benim şimdi çantalar falan bayağı dağınık. Ben birkaç zamandan beri işte Sinop, İstanbul gittim geldim bisiklet sürmüyorum. Hep çantalar dağılmıştı. Şimdi ben çantaları toparlıyorum. Ondan sonra da bu gece İbo'da kalacağız. İbo'ya geçiyoruz. Yarın sabah da Diyarbakır'a doğru yola çıkıyoruz. Nerede tanıştınız? Remy'le mi? Evet. Yurt dışında. Yurt dışından buraya mı geçtik? Peru diye bir ülkede tanıştık. Sonra bir sene beraber gezdik. Dağlara çıktık. Çöllere gittik beraber. Çölde mi gittik? Evet. Çöl çok güzel. Toz çıkıyor gibi. Ben en çok toz çıkanı seviyorum. Böyle hız yaptım ya. Arkandan toz çıkıyor. Sonra okyanuslara gittik. Yüzdük. Okyanuslarda. Onlar videosunu çektiniz mi? Çektim. Hepsi var YouTube'da.
100 kilo da var. 100 kilo da var. Çok ağır değil mi? Nereye sokalım? İçeriye. İçeriye birlikte. Bu mumbar mı? Mumbar değil mi? Şu, işkembe. Bu işkembe. Şu da, mı işkembe? Aynen. Büyükleri işkembe. Küçükleri mumbar. Nasıl yapıyorsunuz peki burada bunu? Şey mi? Bulgur mu koyuyorsunuz içine yoksa pirinç mi? Pilav da bir de o bulgur da. Bulgur. İri bulgur da koyuyorsunuz içine. Pirinç yani giriyor içine, iri bulgur. Peki başka salça mı oluyor içinde? Ne o salça? Oluyor nane, oluyor maydanoz, acı biber yani her şey giriyor. Bu ciğer et karışımı değil mi? Ha. Bu bunun suyu mu? Çorbası, çorba yani bu. Aynen. Süper. Vallahi çok teşekkürler ya. Çok sağ olun. Size her geldiğimde zahmet veriyorum. Geçen geldiğimde de içli köfteler, etler. Başka yapıyoruz. Çiğ köfte, lahmacun. Lahmacunu beğenmemiş. Çavay baş. Yani nasılsın? How are you? Baş. I'm baş. I'm fine. Yeah, başım I'm fine. Okay. Şimdi sor bir daha Kürtçe nasılsın diye. Çavay. Baş. 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 Çavay. Çözüyor. Okay. Başı, okay. Başı. Okay. Başı. Teşekkürler. Bak sen çavaydın sen başın. 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 İbo ayrılık vakti geldi vallahi. Çok iyi bakın. Sen de kardeşim her şey için çok teşekkür ediyorum İbo vallahi. Ben teşekkür ederim. Haberleşiriz. Kusurumuz varsa da affet. Estağfurullah sen bir kusurumuz var affet bizi. Hadi görüşürüz kendine bak. Haberleşiriz. Hangi köydensiniz siz? Kızıltepe'den. Ha Kızıltepe'den mi? Niye öyle yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ olun. Amca merhaba. 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 Abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Buradan Zerzavan Kalesi'ne doğru gidiyor yol değil mi? Nasıl? Mazı'da. Buradan gidemezsiniz olsun ya. Niye? Yokuş çıkacağız diye mi? Bu bitiyor yol. Oraya gitmeniz için bak şu köprüyü geçiyorsunuz. He. Yokuşa çıktınız ya. He. Köprüyü geçiyorsunuz. Bir köy gelecek. Evet. Ortasına geçiyorsunuz. Üç yol. Sağa gene üç yol. Gene sağa bir yokuş yani artık tamam. Şöyledir. 3 kilometre falanmış herhalde böyle değil mi yokuş yani? Dik bir yokuşmuş herhalde. Çeşme başından oraya kadar 3 metre, 3 kilometre. Yokuştan sonra düz mü yol? Yokuştan sonra düz. Düz değil artık mi? Asfalta çıkıyorsunuz gene. He öyle mi? He. Güzel. Yokuş dediğimiz yol böyle bir yol mu? Taşlık böyle bir yol değil biraz yokuş. Daha mı kötü? Biraz sıracaksınız. Hadi bakalım. Biraz o binecek. Ya burası soğanlı herhalde değil mi? Burası soğanlı doğrudur. Soğanlı. Bir de bir şey soracağım. Bu evler, bunlar bayağı eski evler yani bu geldiğimiz evler. Ne zamandan kalma bu evler? Valla çok eskiymiş. Yani bizim bu 81. Ama bunlar yani bilmiyorum. Bildiğim bileli 69 doğumluyum bunlar. Bu hep burada yani. Bunlar var. Peki burası eski bir Süryani ya da Ezidi köy falan mı bunlar? Süryani değil.
Bunlar Süryani yapılar var yukarıda. He. Onlara Kürtçe'de Karabacar diyoruz. Karabacar. Evet. Süryanilere hani, mi Karabacar? Harabe kent. He, harabe kent. Evet, Karabacar diyoruz Kürtçe. He he. Artık Türkçesi harabe kent. Harabe kent. Onlar Süryanilerden mi kalma? Süryanilerden kalma. Orada işaretler falan var. Kaçlar var artık barınma, barındıklar yer. He. Şimdi gerçekten bir salgın hastalığını olduğunu burç salgın hastalığı gibi. He. Çünkü insan yan yana, 2-3 sefer kazıyorlar yan yana insan iskeleti çıkıyor. Düşman gelse illahi kaçacak bir yere. Aynen öyle. Düşünebiliyor musun? Su gelse illahi bir yerinde gene kaçacak. Kaç tane var ama böyle yani? Çok mu yan yana? Şimdi bu köyü düşün 10 kadarı var bunun. İşte belki daha büyük. Öyle büyük yani. Ama yerle bir olmuş. Ha. Kazıcılar tahrip etmiş. Tahrip. Bakalım ya belki altın aramak için aynen düzenli bozmuşlar. Abi çok teşekkür ediyorum ben sana. Hadi görüşürüz. Sağ olasın abi. Bakın, güle güle. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz vallahi şey için. Sağ olun. Let's go. Vallahi tekrardan çok sağ olun. Yine buralara yolumuz düşerse uğrarız yanınıza bir çay içmeye. Tamamdır. Hadi iyi günler. Siz de. Hadi kolay gelsin. Biz acıkmıştık. Saat 1 gibi bir şey oldu. Tam da Remi'ye dedim ki Remi hani yemek mi yesek bir yerlerde ne yapsak? Evet dedi yiyelim yemek. Bir evin yanından geçiyorduk. Orada ustalar çalışıyorlardı. Bir teras yapıyorlardı. Bir eve kat çıkıyorlar. Onlara dedim ki burada hani bizim çay içebileceğimiz bir yer var mı yemek yerken yanında? Hani bir şey iyi içecek bir şeyler bulabileceğimiz bir yer. Dedi gelin biz yemek yiyeceğiz. Beraber yiyelim yemeğimizi. Sağ olsunlar vallahi onlarla oturduk. Yemek yedik, çay içtik. Ondan sonra burada tütün yapıyorlarmış. Bir de sigaralarını içtik. Not easy. Not easy. Hadi. Puta madre. Bisikletin önü boş ya. Çok oynuyor önü yokuşlarda. Bir de benimkine bakın. Tak diye kalkıyorum. I'm my legs are not prepared for that. There's 1000 meters up. Fucking. Yeah, shit. It's cold, man. Yeah, it's freezing. I'm freezing. Yeah, what? No. Fuck. Oh. Biz var ya, bayağı yokuş çıktık. Şöyle dik bir 5 kilometre gibi bir yokuş çıktık. 4-5 kilometre gibi. Yokuş çıkmayı bitirdik bugün ama saat de 4 oldu. Bakın. Mardin şu karşıda görüyor musunuz? Şu Mardin Kalesi'nin olduğu yer şu karşısı. Acayip esiyor. Hafif hafif kar yağmış karşılara. Cold, eh? My hands are freezing. It is cold. Yeah. Yakışıklı ne haber? Çak bakalım. Çak bir beşlik. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Hocam nasılsın? Ya biz bisikletle Türkiye'yi geziyoruz da arkadaşla şeyden geliyoruz bugün. Mardin'den geliyoruz. Evet. Bu gece burada konaklayacağız ama imama bakıyoruz, hocaya bakıyoruz nerede diye. Nasıl bulabiliriz? Camiye gidin orada. Kurucular var. Kurucular mı var caminin orada? He tamam. Tamamdır. Eyvallah. Sağ olasın. İstediğin sana varsa. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim valla. Vallahi sağ olasın. Hadi kolay gelsin sana. Sen ne yapıyorsun? Hayvanlara şey mi veriyorsun? Yem mi veriyorsun? Yem veriyorum. Ne var hayvan sende? Keçi mi var?
koyun keçi karışık. He. Evet. İyi bakalım. Evet. Hadi sağ olasın. Ya muhtara bakıyoruz biz ama. Muhtar? Hayırdır abi, nereden geliyorsunuz? Ya biz, ben Sinopluyum, Sinop'tan geliyorum. Evet. Arkadaşım Fransız. Evet. Türkiye'yi geziyoruz biz bisikletle. Evet. Bugün de Mardin'den çıktık. Evet. Buraya, şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz da buraya kadar gelebildik bu gece. Heh. Şimdi bu gece burada konaklayacak bir yer arıyoruz kendimize. Şeye gittik, camiye. Heh. Camide dediler, korucular nöbet tutuyor. Evet. Orada kalamazsın. Dediler ki muhtara git, muhtarla konuş. Taziye evi var burada, orada konaklayabilirsin dediler bize. Tamam, siz muhtarıya tamam. Osman abi, arkadaş sizi eve götürür. Heh, tamam, hadi gidelim. Eyvallah dostum, sağ olasın. Merhaba. Hoş bulduk hocam. Buyurun, geçelim. Geçelim mi? Eyvallah, sağ olasın. Appa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle koyalım mı? He. Muhtara bakıyoruz. Muhtar içeride. İçeride mi? Nasılsın hocam? Siz nasılsınız? İyidir vallahi ya. Geçin. Geçelim mi? Allah giremem ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Tekiniz hanım. Çavayı. Varsın biraz yani o sağlık bu her hal. Çavayı dersin nasılsın? He, nasılsın? Başım iyiyim değil mi? O kadarını öğrenmişsin. Ha, o kadarını öğrenebildik zaten. Merhaba. Biz bu akşam köyün Cevizli'di değil mi bu evet, köy? Cevizli. Biz bu akşam Cevizli'de muhtarın evinde misafiriz. Mesut. Cuma'da burada sağ olsunlar Cuma'yla konuşmuştuk. Şeye gelirken dükkanda bakkalları var. Bakkaldayken Cuma'yla konuşmuştuk. Sağ olsun o getirdi bizi buraya. Bu akşam misafir ediyorlar bizi. Yarın sabah da buradan çıkıp Diyarbakır'a kadar gideceğiz. Birazcık karmar falan yağdı ama bugün hava açacakmış yarın. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Vallahi, biz geldiniz için. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Gelişim, eyvallah. Ben izlemedim ama bu Netflix'teki Atiye dizisi de... Atiye dizisi bu köyde çekildi. Bu köyde çekilmiş. 4. sezon. Yayınlanmamış zaten. Dördüncü sezonu mu burada çekildi evet. Buna? Bundan önceki sezonları Göbeklitepe'de mi çekiyorlar? Göbeklitepe, Urfa'da. Bak bundan önceki sezonları Göbeklitepe'de çekiyorlarmış. Sanırım dördüncü sezon için izin vermiyorlar Göbeklitepe'de evet. Çekmelerine. Burada Göbeklitepe'ye benzer bir tepe var. Hı hı. Onun için burayı tercih ettiler. Peki bu Göbekli Tepe'ye benzer tepe bizim yarın önünden geçeceğimiz tepe mi? Yok, karakolun hemen aşağısında. Karakolun yanındaki tepe bugün. Böyle bir olayı da varmış bu köyün vallahi. Neyse, tekrardan çok teşekkür ediyoruz Mesut her şey için. Evet. Cuma, çok sağ ol kardeşim benim. Yardım, süper. Süper he? Süper. Değil mi? Hadi yarın sabah görüşürüz. İyi akşamlar. Yarın Diyarbakır'a doğru gidiyoruz. Şu incir reçeli var. Evet. Bu? Kayısı. Bu kayısı reçeli mi? Evet. Bizim kendi kayısı. Sizin bahçeden mi bu kayısı? İncir de bizim bahçeden. İncir de mi bahçeden? Şey, zeytinler bu köyün, bu yok, civarın zeytin, köyleri. Zeytin şeyindir. İskender. İskender'in onun zeytini. Bu peynir sizin kendi yaptığınız peynir mi peki? Evet. Ooo. Hadi bakalım. Taze yapmışlar bu peynir. Ooo. Sağ olasın. Teşekkürler. Spas mı dedin? Spas. Ne teyze ne dedi? Ne diyeyim? Spas mı diyorsun? Spas halti. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz gidiyoruz. Yolcu olumuna gerek. Çok sağ olun her şey için. Hop. Günaydın. Günaydın. Saldırmaz değil mi? Yok. Vallahi tamam. Bu Mazı Dağı'na buradan gidiyor değil mi? Evet.
He bu, buradan düz. Eyvallah, sağ olasın. Merhaba dostum. Bakın böyle yokuş çıkarken eğer yol boşsa zikzak çizerek gitmek işi kolaylaştırıyor. Bu yürüyüşlerde falan da böyle, eğer dağa falan çıkacaksanız zikzak çizerek giderseniz daha az yorulursunuz yokuşlarda. Merhaba. Gidiyoruz Mazı Dağı'na. Mazı Dağı'na değil, bak yanlış söyledim. Mazı Dağı. Mazı Dağı. Gideceğimiz yerin adı Mazı Dağı. Nereye gidiyorsunuz sorusunun cevabı olarak Mazı Dağı'na gidiyoruz diyemem. Çünkü orası bir dağ değil. Eğer gittiğimiz yer bir dağ olsaydı ve o dağın adı Mazı olsaydı Mazı Dağı'na gidiyoruz derdim ama gittiğimiz yerin bir dağ değil ve oranın adı, ilçenin adı Mazı Dağı. Nereye gidiyorsunuz? Mazı Dağı gidiyoruz. Yanan lazım mı? Olsun, yapıyoruz hatalar. Hatasız konulmaz. Biz şu an Zerzevan Kalesi'ndeyiz. Burası tam Mardin'le Diyarbakır sınırında değil mi? Evet. Buradan şu tarafa doğru giderseniz Şu taraf Diyarbakır. Evet, şu taraf Diyarbakır. Karşı taraf örneğin Mardin. Bu tarafta Mardin oluyor. Eyüp burada arkeolog. Buradaki kazı ekibinde. Evet. Sağ olsun, bize bilgi verecek şimdi birazcık burayla alakalı. İlk olarak şöyle söyleyeyim size. Biz 2019'a kadar kalenin tarihi 1700 yıllık bir geçmişi vardı diyorduk kalenin, ama 2019'da yapılan kazı çalışmaları sonucunda Asur dönemine ait eserler de ortaya çıktı. Tabii biz Asur dönemi bir yerleşim olduğunu biliyorduk kalede ama henüz tespit edememiştik. Tabii arkeolojide elinizde bir bulgu, bir buluntu yoksa net bir şey söyleyemiyorsunuz. Evet. Ama 2019'da Asur'a ait bulduğumuz eserler sonucunda artık rahat bir şekilde Asur'da burada yerleşim gösterdiğini söyleyebiliyoruz tabii. Tabii daha sonra da Roma de buraya geliyor. Roma'nın buraya gelmesiyle beraber zaten stratejik bir tepe olduğu için buradaki şu gördüğünüz bütün yapıların hepsini Roma dönemine ait, Roma yerleşimine ait bir Roma dönemine yapı. Ait aslında yapılar. Bir de şu var gördüğüm büyük bir yapı şu an. Tabii şu an yani en sağlam kalabilmiş iki yapı. Birisi bir yapı, diğeri zaten kilise, Latin kilisesi dediğimiz kilise. Üç boyutlu halini biz ortaya çıkardık tabii. Yani en yakın üç boyutlu hali, dört bölümden oluşan bir kilise burası. Tabii Hristiyanlığın kabulünden 200 yıl sonra burada inşa ediliyor. Onun inşasının sebebi hani o dönem Hristiyanlık nüfusu artış gösterince daha büyük bir kilise yapma gereksinimi duyuyorlar ve bu kiliseyi inşa ediyorlar burada. Şimdi iki tane girişi var. İki tane girişinin olmasının nedeni o Roma dönemi için alt ve üst ilişkisi olduğu için, soylular ve de normal halk olduğu için sağ kapıdan normal, hani şöyle söyleyeyim, sağ kapıdan üst rütbeli soyluların geçtiği, sol kapıdan ise normal halk ve askerin geçip ayine katıldığı söyleniyor. İçeride tabii bir kilise olduğu için vaptiz havuzu var. Şurada hemen. Bu vaptiz havuzu niye bu kadar büyük? Şimdi o Hristiyanlık o dönemde bu bölgede yayılmaya başlayınca yetişkin insanlar Hristiyanlığı kabul ediyor. Bizim gibi insanlar Hristiyanlığı kabul ediyor. Tabii Hristiyanlıkta biliyorsunuz şu an küçük çocukları vaptiz ederler. Hani küçük bir şeydir.
Ama buradakinin büyük olmasının nedeni bizim gibi yetişkin insanlar da artık Hristiyanlığı kabul ettiği için bu şekilde büyük bir vaftiz havuzu inşa edip burada hani daha rahat bir şekilde o kutsal saydıkları suda vaftiz edilmek için daha büyük inşa ediliyor burası. Tabii odaları var. Oraları da görebiliriz. Bayağı duvarları bayağı büyük. Bayağı yüksek değil mi? Evet, sadece taşları üstte tek şeklinde dediğimiz sistemle örmüşler. Yani içinde harç falan göremezsiniz. Evet. Göremez. Sadece derz olarak belki kullanmışlar. Onun dışında çok yok yani. Diyarbakır'a geldik. Bir otele yerleştik. Buranın günlüğüne 60 lira veriyoruz. Biz niye buraya geldik de konaklamadık Çınar'da? Çünkü yarın yağmur yağacak. O yağmura hiç yakalanmayalım dedik. Çıkamayacağız dışarıya, bisiklet de süremeyeceğiz. Bizi bir gün atacak. Sağ olsun Zerzeven Kalesi'nde tanıştığımız Eyüp, bizi orada gezdiren Eyüp, arkeolog arkadaş, bizi buraya kadar getirdi pikabıyla. Şimdi biz buradayız bir gün daha. Yarın işte odada işlerimiz falan var bilgisayarda. Onları halledeceğiz. Yarından sonra bizi Zerzevan Kalesi'nde tanıştığımız başka bir arkeolog arkadaş olan Şivan gezdirecek. Yarından sonra görüşürüz. Birazcık Diyarbakır'ı gezeriz. Ondan sonra da Diyarbakır'dan ayrılacağız zaten. Fazla kalmayacağız burada. Bu yaptığımız işçiliğin ismi oyma sanatıdır. Dış çerçevesini önce çıkarıyorum. Dış çerçeve tamamen bittikten sonra iç çerçeveye geçiyorum. Ondan sonra bu yaptığımız iş oyma. Elmas ucuyla işleyeceğiz, bitireceğiz. Bitirdikten sonra kabartma yapacağız şurada. Yani bunun bitimi 1,5-2 gün sürer. Ya bir de şey de hani hata kabul etmeyen de bir şey. Tabii. Hata yaptın silebileceğin bir şey de değil. Silinmez. Yani, değil mi? Oyulduğu an bitti yani. Hmm. Ne oyduysan o çıkar ortaya. Peki birinin usta olabilmesi için ne kadar nasıl bir süreçten geçmesi gerekiyor? Bir kere küçükken başlaması lazım. Küçük birinin boş bir kasetin doldurması daha kolay oluyor. Hmm. Bir 10-15 yıl boyunca tamamen bu işi yaparsa usta olur. Olur diyorsun. Ama ince işçilik yapacak kapasiteye gelmesi için de bir çok severek yapacak bir de bunu. Bir de önemli olan şey bu. İsteyerek, severek yapması lazım. Yani sadece iş anlamında yaparsa ortaya böyle sanatsal bir şey çıkmaz. Peki bu işi eskiden yapanlar mesela şeyde Mardin'de ben telkari ustalarıyla konuştuğum zaman ya da oradaki demircilerle konuştuğum zaman onların ustaları hep gayrimüslimlermiş eskiden. Evet, evet, evet. Burada da bu işi ilk yapanlar mesela Müslümanlar öyle. Mıymış gayrimüslimler miymiş? Gayrimüslimlermiş değil mi? Tabii bizim eski ustalarımız hepsi Ermenidir. Biz onların çıraklarıyız. Anladım. Yani onlardan öğrendiğimiz işlerdir yani. Bizim büyüklerimiz, benim babam Ermeni ustaların yanında çok sevdiği için bizim aslında dedelerimizin işi değil. Benim dedemin burası bizim dedelerimizin dedesine kalan bir yer burası bizimdir. Biz hancıymışız yani böyle burası kervansaray, otel gibi bir yermiş. Babam çok meraklıymış böyle el sanatlarına. Ermeni ustalar vardı burada. Onların yanına böyle hobi amaçlı takılırmış. O yüzden böyle sonra meslek haline geliyor. Sonra ben devam ettiriyorum. Böyle geliyor şimdi. Mardin'deki ustalar şöyle bir şey söylüyorlardı mesela. Biz yeni çırak bulamıyoruz. Çünkü çırak gelmiş olsa bile bu işi yaparak hayatını devam ettiremez diyordu mesela adamlar. Özellikle telkari ustalarından mesela bunu çok duyuyorum. Ya da demir ustalarından bunu çok duyuyordum. Yok ki çırak yok. Mesela şeye bakıra rağbet var mı mesela bakıra? Yok. Yok. Eskisi gibi değil yani. Ya değil şimdi mi? Şöyle bir şey var. Çırak zaten bulmak şu an çok zor. Mümkün değil neredeyse. Sebeplerinden bir sürü detaylar var. İşte hem günümüz çağına uygun değil. El sanatları yapmak. İnsanlar şu an o kadar sabırlı değil. Evet. İnsanlar el işi üreterek bir şey üretip ortaya getirme gibi bir hayali bir şeyi yok. İş olarak bile bunu yapmayı tercih etmiyorlar. Çünkü bunu öğrenmek böyle bir yere gelmek için önce bir zaman harcaman lazım okul gibi. Sonra para kazanabilirsin.
Ama şu an insanlar ne yapıyor? Çocuklarının para kazanacağı direkt atıyorum işte bir lokantacının yanına veriyor. Ya da atıyorum böyle günlük çalışabileceği, efor sarf edip sonra parayı getireceği bir işe koyuyor. Böyle olunca da el sanatları böyle bir işe uygun değil. Önce yapacağın, öğreneceğin, sonra usta olduktan sonra hayatını kurtarmış olacaksın. Çünkü bizim şu an ustalarımız çok iyi maaşlar alıyor. Yanımızda çalışan ustalar var yukarıda. Çok güzel maaşlar alıyorlar. Yani bir doktor kadar para alıyorlar yani. Tabii. Aynen. Şimdi Şeyh Matara ve Şeyh Matara Camii ve dört taraflı minare 15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdar Kasım Bey tarafından inşa ediliyor. Şimdi caminin hemen minareden ayrı bir şekilde durduğunu görüyoruz biz. Bunun temel sebebi ise minarenin sonradan yapılmış olduğu tespit edildi. Dört ayak üzerinde duran Anadolu'daki tek camidir, tek minaredir diyebiliriz. İslamiyet'in dört farklı mezhebini temsil etmektedir. Şunu da söylemek de mümkün, hani günümüzde insanlar bunu sıklıkla yapıyor. Özellikle etrafından dönerek, içinden geçerek dileklerde bulunuyorlar. Biz de yapalım o zaman. Yapalım o zaman. Çeker misin? Olur. Şöyle etsin oğlum. Tamam, aynen. Dileğini bulmuş oldum bu arada. Bu arada daha geriden belki görebiliriz. İki önemli kilise var burada. Bir tanesi Surp Giragos Ermeni Kilisesi ki orada da onun en büyük kilisesi. Diğerisi Morpetyum Keldani Kilisesi. İkisi de şu anda restorasyon sürecinde. Kamera. Hala bakayım. Bak bakayım. Hala bakayım. Halim başladı. Rav Rafi. Elini mektudla salibu tezgü ve hedâfenun kulhun yudhu yevtavha vavli. Kilisemiz Süryani Kadim Ortodos Kilisesidir. Aynı şekilde. Tabii tarihçesi milattan önceye dayanıyor. Milattan önce burası bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda bölgede Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor bir tapınaktan. Dil Aramice'dir. Aramice dünyanın ilk dili dediğimiz İsa Mesih'in konuştuğu dildir. Diyor ki "Efhadet itehu ve kadiş" diyor. "Yıldaz Allah'u Meryem şinad bel yevnoy." Meryem Ana Kilisesi onarım tarihi 2030 Yunan milattan önce. Miladi olarak 311'i çıkardığımız zaman 1719-20 arasındaki son onarım halidir. O dönemden kalan milattan önceki güneş tapınağında şu 4 tane sıralı taşlarımız var ve artı şu 2 tane pembe kolonlarımız. Bunlar milattan önceki güneş tapınağından kalma. Biz bunlara tabii tarih olarak 4000 yıl diyoruz. Baktığın zaman biz Süryaniler de miladi olarak Hristiyanlığı kabul etmişiz etti 6000 yıl. 2000 yıl da orada etti 6000 yıl. O yüzden diyoruz ki Mezopotamya'da 6000 yıllık bir geçmişleri var Süryanilerin. Ve Süryaniler Mezopotamya'nın ilk halkı. Evet, kadim eski demek. O yüzden Süryaniler çok kadim bir halktır ve çok kadim bir inançtır. O yüzden sürekli Süryani kadim diyoruz. Evet. Buralar ayin bölümleridir. Burada ayinler gerçekleştiriyoruz. Oradaki mihraplar tarihi olarak 300 yıllık tarihleri vardır. Tamamen oymadırlar. Herhangi bir çivi bir şey yok. Büyükün altındaki taş kolonlar milattan sonraki 3. yüzyıldan kalma. Çok teşekkür ederim abi. Biz de teşekkür ettik. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şimdi burası Amida. Roma'nın en eski antik yerleşimlerinden bir tanesi. Konumu olarak da oldukça stratejik bir konuma sahip görebilirsiniz zaten. Çok yüksek bir noktada konuşlandırılmış. Aynı zamanda bu yüksek konum yüksek sur duvarlarıyla
dayandırılarak daha savunmaya hazır bir hale gelmiş. 639 yılında İslam orduları bölgeye geldiği zaman ilk saldırılar buradan başlamış. Zamanla İslam ordularının saldırıları daha güçlü bir hal aldığı için Romalılar artık pes edip bu saldırıda yenilen taraf olmuş ve İslam orduları Diyarbakır'ı fethetmişler. Şimdi şöyle bir, aynı zamanda şöyle bir durum var. Şu görmüş olduğunuz bahçe, Hersel bahçeleri bunlar. Aynı zamanda Diyarbakır'ın tarihi kadar eski. Şöyle söyleyeyim, 4000 yıllık bir tarihi var ve şu anda koruma altında burası. Her türlü bitki florasına ait şeyleri bulabilirsiniz burada. Çünkü oldukça korumaya çalışılan bir yer şu anda. Tabii ne kadar koruyabiliriz onu tartışmak gerekir. Bu kadar. Hersel bahçeleri mi? Evet, Hersel. Evet, Hersel. Şu görmüş olduğunuz nehir de Dicle Nehri. Şu ha? Evet. Görebilirsiniz zaten. Bak, çıkmış lan buz gibi de sağ. Burası Hasanpaşa Hanı. Zaten şey görebilirsiniz, hanlardan meydana geliyor. 15. yüzyılda inşa ediliyor. Özellikle Osmanlı döneminde burası bir kervan güzergahı üzerinde olduğu için kervanlardan gelenlerin dinlenebileceği, alışveriş yapabileceği bir alan inşa ediyorlar. Sonraki dönemlerde metru hale gelse de sonra yapılan restorasyonlar ve şu andaki günümüzde gördüğünüz halini alıyor. Normalde burada kafeler falan var değil mi? Yani normalde kafeler ya da böyle kahvaltı yapabileceğiniz alanlar var. Hı-hı. Yukarıdaki alanlarda olduğu gibi. Süpermiş bir yer. Evet ama şu an maalesef şey olduğu için, pandemi süreci olduğu için her yer kapalı. Kapalı. Burası Ulu Cami. Ulu Cami 639 yılında İslam ordularının bölgeye gelmesiyle birlikte kiliseden camiye dönüştürülüyor. Burada daha önce en erken dönemlerde bir tapınağın olduğu düşünülüyor. Bir güneş tapınağının olduğu düşünülüyor. Sonrasında bölgenin Hristiyanlaşmaya başlamasıyla birlikte Mor Toma adında bir kilise inşa edildiği düşünülüyor. İslam ordularının gelmesiyle birlikte kilisenin camiye dönüştürüldüğü iddia edilmekte. Ulu Cami'de aslında her dönemi temsil eden bir mimari öğe görebilirsiniz ki sütunlarına şöyle bir baktığınız zaman aslında hem klasik dönemin mimari işçiliğini görüyorsunuz. Aynı zamanda duvardaki işçiliği gördüğünüz zaman İslami dönem işçiliğinin de güzel bir şekilde meç olduğunu görebilirsiniz. Ulu Cami'nin içerisindeki en önemli mimari öğelerden bir tanesi de görmüş olduğunuz güneş saatidir. Güneş saati 15. yüzyılda El Cezeriye tarafından yapılıyor. 1920 yılına kadar bu hemen gelmiş olduğumuz dışarıdaki avluda yer almaktaydı. Ve maalesef tehlike arz ettiği için içeri taşındı. Şu anda içerideki halini görüyorsunuz. Aynı zamanda El Cezeriye, ki biz müzede de Artuklu Saray Kalesi'nin yapıldığından bahsetmiştik. Robotik sistemin ilk kurucularından bir tanesi. Ha, bunlar mesela İslamiyet öncesi sanırım değil mi? Evet evet. Bir de şey var mesela duvarlarda zaten değiştirme taşların da olduğunu görebilirsiniz. Burada bir Grekçe yazıt var. Şurada mesela. Şurada mesela Arapça bir yazıtın olduğunu görebiliriz. It's about 3 or 4 century. Yeah. The tree here. Çay. Merhaba, gel. Yanımıza ayrılma.